Makale başlığı yazarken nelere dikkat etmeliyiz? En kolay kısım gibi görünse de en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi. Neden diye soruyorsanız gelin bu sorunun cevabını beraber inceleyelim. Arkadaşlar lütfen başlık diyerek geçmeyelim. Eğer makalenize 1000 kişi ulaşacaksa bu 1000 kişiden 1000'i de başlığını okuyacaktır. 500 kişi özetini, 50 kişi ise tamamını okuyacaktır. Makale başlığı ilk izlenimle dinildiği yerdir. Okuyucuların çoğu makaleyi okuyup okumayacaklarına başlığa bakarak karar verirler. Bir anlamda ilk bakışta akademik aşk başlık ile beraber yaşanır. Bu yüzden başlığı belirlerken şu soruyu kendimize sormalıyız. Ben olsam neden makalenin başlığına göre makaleyi okuyup okumamaya karar veririm? Başlığı nasıl yapılandırırsam okuyucuların ilgisini ve dikkatini çekerim. Mesela bir akademik veri tabanında tarama yaptık. Karşımıza bazı sonuçlar çıktı. Makaleyi okuyup okumayacağımıza çoğu zaman yayınlandığı dergiye bakarak, makalenin yayınlandığı zamana bakarak, yani güncelliğine bakarak veya yazarın alanda tanınırlığına veya tecrübesine bakarak karar veririz. Fakat bu maddelerin dışında çoğu zaman makalenin başlığına bakarak o makaleyi okuyup okumayacağımıza karar veririz. İlk maddelerde okuyucuyu etkileme gücümüz çok fazla olmasa da başlık noktasında tüm karar bize ait. Dolayısıyla bir makalede başlığın gücünü asla hafife almayalım. Başlığımızın farklı tonları olabilir. Hangi ton olacağına, çalışmamızın konusu ve hedef kitlemizi düşünerek karar vermeliyiz. Vereceğiniz karar son tahlilde sizin çalışmanın amacına, hedef kitlesine veya konusuna göre verebileceğiniz bir karar. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Başlıktaki kelimeler birbiriyle ilişkili ve anlamlı olmalı. Okunduğunda dilde akıcı, başlığa baktığımızda gördüğümüzde dikkat çekici olmalı. Ve hatta yaygın etkiyi arttırmak istiyorsanız kolay hatırlanacak, ilgi çekici bir başlık olmalı. Ayrıca aktif kelimeler kullanmaya özen göstermeliyiz. Olumsuz ifadelerden kaçınmalıyız ve inandırıcılığı sağlamaya çalışmalıyız mümkün olduğu kadar. Okuma isteğini arttırmak için merak uyandırmalıyız. Başlığa merak uyandıracak ifadeler koyabiliriz veya o şekilde yapılandırabiliriz. Ama dikkat! Ön yargılı, hassas, etik olmayan ifadeleri kesinlikle başlığa taşımayalım. Bu tür yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Başka nelere dikkat etmeliyiz diye bakarsak, başlık makalenin konusunu temsil etmeli. Sonucunu veya yöntemini değil. Başlığı bu yaklaşıma göre yapılandıralım. Başlıkta kısaltma kullanmayalım. Eğer kullanmanız gerekiyorsa uzun halini verdikten sonra parantez içerisinde kısaltmayı verin veya kısaltmasını mümkünse anahtar kelimelere saklayın. Makaleye yazdığınız derginin şablonunda başlığınız tek satırda görünecek şekilde yapılandırabilirseniz hem okuması hem de hatırlaması daha kolay olacaktır. Yazdığınız başlık benzer konularda çok fazla çalışma var ise diğer çalışmalardan ayrılacak şekilde yapılandırılmalıdır. Peki Google arama motorunda devlerin omuzuna yükselmek için ne yapmalıyız? Yazdığınız konuda bir arama yaptığınızı düşündüğünüzde kullanacağınız en az iki anahtar kelime mümkünse başlıkta veya anahtar kelimelerde yer alsın. Search Engine Optimization mantığıyla yaklaştığımızda başlığınız en az 3, en fazla 5 kelime olmalı ve 60 karakteri geçmemeli. Eğer böyle yapılandırıyorsanız sizden iyisi yok ama çok zor bir iş, onu söyleyeyim. En azından benim için kesinlikle çok zor. Başlık yazımında dikkat edeceğimiz bazı teknik konular da var. Başlık en fazla 16 kelime olmalı ama siz bunu mümkünse 12 kelime olarak düşünün. 16 kelime genellikle tez yazımında uygulanıyor ve makale için çok fazla. Bazen dergiler running head dediğimiz kısa başlıkları sizlerden talep ederler. Kısa başlık makalenizin özüdür. Eğer makalenizi bir meyve gibi düşünürseniz kısa başlık da çekirdeğidir ve kısa başlığın 50 karakteri geçmemesi idealdir. Makalenin başlığının uzunluğu aslında göreceli bir durum, göreceli bir kavram. Burada biraz önce bahsettiğimiz farklı faktörleri de göz önüne alarak kararınızı verebilirsiniz. Yine dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de klişeler. Klişelerden ve sıkıcı başlıklardan lütfen kaçının. Klişeler harika bir çalışmayı öldürebilir, hatta zombiye çevirir. Dolayısıyla bu noktada hata yapmamanızı öneriyorum. Makaleyi yazdık. Her şey tamam mı? Tabii ki hayır. Başlığı önceden belirleseniz bile makalenizin son halini verdiğinizde üzerinde mutlaka düşünün ve tekrar düzenleyin. Son olarak şu noktaları hatırlatmakta fayda var. Başlıkta uzunluğa, verdiği mesaja, sağladığı anlama dikkat edin.
Unutmayın, başlık bir makalenin kimliğidir. Araştırmacı olarak da sizin imzanız. Sonuç olarak başlığınızı doğru yapılandırarak çalışmanızı temsil etmesini veya yanlış yapılandırarak gölgelemesini sağlayabilirsiniz. Bu noktada tüm karar size ait. Hata yapmamaya lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar, umarım bilgi verici, faydalı bir video olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın.